bildiği kadarıyla durumu özetledi. Bizlere yeni bir göç dalgasının yaşanmadığını, yalnız 3-4 bin civarında mültecinin sınırın hemen öteki tarafında kurulan mülteci kamplarına geldiğini söyledi. Tel Rifat bölgesinin öneminden bahsetti ve PYD tarafından ele geçirildiğini söyledi ve bu eğer böyle olursa Halep'le olan bağlantının, Türkiye'nin Halep'le olan bağlantısının tamamen kesileceği şeklinde özetledi Burak Algan Atay. Ve dün Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilen o 35 yaralı mülteciden 7'sinin hayatını kaybettiği bilgisini de verdi. İlerleyen dakikalarda belki Burak'a yeniden bağlanacağız ve tamamlayamadığı cümlelerini kendisinden alacağız. Aktarabildikleri şimdilik bu kadardı. Ve İstanbul'a, Ankara'ya dönelim, yurda dönelim. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantıları vardı Salı günü. AK Parti grup toplantısında meclis grup konuşmasının büyük bir bölümünü Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle Azez bölgesinde başlattığı operasyonlara ayırdı Başbakan Ahmet Davutoğlu ve bu son kaleyi son nefesimize kadar savunacağız dedi konuşmasında. YPG ve PYD'nin Rusya'nın paralı askerleri olduğunu da dile getirdi Başbakan Ahmet Davutoğlu o konuşmasında ve Azez koridorunu YPG, PYD, Suriye rejimi ve Rusya'nın saldırılarına karşı yine koruyacağız dedi. Bu son durağı, bu son kaleyi son nefesimize kadar savunacağız. Rusya'nın Azaz bölgesine yönelik bombardımanı Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun meclis grup konuşmasında da gündemindeydi. Başbakan Davutoğlu Rusya'nın süresi geçmiş bombaları kullandığına dikkati çekti. Kirli hesaplar içinde olduğunu söyledi. Bre insafsızlar. Ne istersiniz bu topraklardan? Evet, az önce bağlantımızda da sınırdaki bağlantımızda da Burak'ın da aktardığı gibi Rusya geçtiğimiz gün Halep'in kuzeyindeki Azez bölgesini balistik füzelerle bulmuştu ve iki füze bir çocuk hastanesinin hemen yakınına düşmüştü. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın da bugün açıkladığı üzere Rusya'nın o saldırısında 30 sivil hayatını kaybetti. 100 de yaralı var. İşte Rusya'nın Azez'deki bu katliamlarıyla ilgili bugün yeni görüntüler ortaya çıktı. O görüntülerde Rus füzelerinin vurduğu hastanenin yoğun bakım ünitesinde minicik bebekler küvezlerin içinde can çekişiyorlar. Azez'deki hastane Rus füzeleriyle vurulduktan hemen sonra bu görüntüler kaydedildi. Cihazlar çıldırmış gibi ötüyor. Minicik bedenleriyle yaşama tutunmaya çalışan bebekler çaresizce ölümü bekliyor. Rusya'nın kanlı Esed rejimine destek için yaptığı hava saldırılarından sadece birinin görüntüsü bu. Ve ne yazık ki Azez'de yaşananlar Suriye'nin pek çok noktasında yaşanıyor. Sadece kameralara yansımıyor. Rusya katliamlarına her gün yenilerini ekliyor. Minicik bedenlerin can çekiştiği bu görüntülerin kaydedildiği gün Azez'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı. Türkiye ve Fransa Rusya'nın hastane saldırısının savaş suçu olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırıların uluslararası hukuktaki karşılığının açık bir savaş suçu olduğu vurgulandı. Avrupa Birliği ve ABD'de saldırıyı kınadı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc da hastanenin hedef alınmasını şiddetle kınıyorum. Sağlık tesislerinin hedef alınması savaş suçudur dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı ise saldırıların Rusya'nın Esed rejiminin halkına uyguladığı şiddeti durdurma isteğine dair şüphe yarattığını belirtti. Şimdi bu katliamla ilgili Birleşmiş Milletler'den de bugün bir açıklama geldi ve Birleşmiş Milletler bu saldırının Rusya ya da Esed rejimi tarafından gerçekleştirildiğinin ispatlanması durumunda bunun savaş suçu olacağını söyledi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği saldırıları Rusya'nın ya da Suriye rejiminin düzenlediğinin ispatlanması halinde bu ülkelerin savaş suçu işlediği anlamına geleceğini belirtti. Birleşmiş Milletler İnsan Kaynakları Yüksek Komiserliği hastane ve okulların hedef alınma düzeyi bunun bir taktik savaşı olarak kullanıldığını gösteriyor ifadesini de kullandı.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, UNICEF'in Suriye'de biri anne çocuk hastanesi olmak üzere dün 5 hastane ile 2 okula saldırı düzenlendiğini bildirmişti. Ve yeniden Ankara'ya gidelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programına bakalım. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nı ziyaret etti ve ardından Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü'ne geçti. Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'nı hala da ziyaret ediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi bu ziyaretlerin ayrıntılarını da 24 muhabiri Aykut Türel'den alacağız. Kendisi sabah saatlerinden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programını takip ediyor. Hem bugünkü görüşmeleri hem de bundan sonraki programı Aykut Türel'den alalım. Merve Türkay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün anlamlı ziyaretleri vardı. İlk durağı Ankara Güvercinlik'teki Jandarma Bölge Komutanlığı'ydı. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ardından da ikinci durağı ise Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndaydı. Ve şu sıralarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin hala devam ettiğini belirtelim. Anlamlı ziyaretler gerçekleştirdi dedik. Bölgede terörle mücadelede hem jandarma hem de özel harekat polisleri ortak mücadele sergiliyor. Silopi'de, Sur'da ve Cizre'de terör örgütü mensuplarını ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Jandarma Bölge Komutanlığı'ndaki ziyareti hem de polis özel harekata ziyareti bir anlamda moral ve destek ziyaretleri olduğunu ifade edelim. Ziyaretlerin tamamlanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesaisi programı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devam edecek. Yemen Cumhurbaşkanı Mansur Hadi ile bir araya gelecek. Ortak basın toplantısı gerçekleşecek ve ardından da son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü mesaisi mevkidaşına onuruna verileceği çalışma yemeğiyle sona erecek. Biz de gün içerisinde notları aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü tekrar İstanbul'a bırakalım. Aykut Türel, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü ziyaretleri ve bundan sonraki programını aktardı Aykut Türel bizlere. Terör gündemiyle devam edeceğiz. PKK terör örgütüne yönelik operasyonların tamamlandığı Şırnak Cizre ilçesinde kazılan hendeklerin kapatılmasına ve bununla birlikte patlayıcıların temizlenmesine hala daha devam ediliyor. 24 ekibi de Cizre'ye girdi ve terör örgütü PKK'nın ilçeye verdiği tahribatı görüntüledi. Haberimizi de sizlerle paylaşacağız şimdi. Şırnak Cizre ilçesinde 14 Aralık'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti ve o tarihten sonra da jandarma ve polis özel harekat timleri operasyonlarını birlikte sürdürmüşlerdi ve şu an Cizre'nin güvenliğinin tamamen güvenlik güçlerinin kontrolünde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü halen birçok yerde patlayıcı olabilme olasılığı var. Bunların imha edilmesine yönelik çalışmalar da şu an halen devam ediyor. Dediğim gibi örgüt üyeleri etkisiz hale getirildikten sonra şu an hem polis hem jandarma Cizre kent merkezinin genelinde zırhlı araçlarla mobil görevlerini sürdürmeye devam ediyor. Aslında Cizre ilçesinde nereye giderseniz gidin şu an gördüğünüz görüntüden farklı bir manzarayla karşılaşamazsınız. Şu an karşımızda gördüğünüz o evlerden güvenlik güçlerine yönelik ateş açıldığı ve güvenlik güçlerinde onlara karşılık verdiğini öğrendik. Tabii o şu an o evlerin üzerinde Türk bayrakları var. Güvenlik güçleri de o bölgelere şu an hakimiyetini sağlamış durumda ve bu nedenle de o evlerin üzerinde de şu an bayraklar dalgalanıyor. Şu an kameraman arkadaşım Fırat Avcı'yla birlikte şu an Cudi mahallesindeyiz. Cudi mahallesinde örgüt üyelerinin kazdığı birçok hendek ve barikat vardı. Tabii bunlar güvenlik güçleri tarafından imha edildi. Tabii o patlamalar sırasında çevredeki hasarları da rahatlıkla görüyoruz. Evler ve iş yerlerinin tamamen harap olduğunu söyleyebiliriz. Bir bina var karşımızda. O binada kurşun izleri ve işte camları tamamen o patlamalardan kırılmış durumda. Burası dediğim gibi Cudi Mahallesi. Örgüt üyeleri burayı kendilerine karargah olarak seçmişti. Burası Cizre Anadolu Meslek Lisesi. Aslında burada 2 ay öncesine kadar da öğrenciler eğitim ve öğretim görüyordu. Ancak şu an gördüğünüz gibi tamamen yakılmış durumda ve kullanılamaz durumda. İşte bu da
Cudi mahallesinde bulunan bir cami. Tabii cami, caminin hemen hemen her tarafında kurşun izlerini görebiliyoruz. Caminin içi de tamamen harap olmuş durumda. Yani duvarlarında hep yerde kurşun izleri var. Hatta bazı bölümlerinde yandığını söyleyebilirim. İçerisi de gerçekten her tarafta, yani dışarıdan gelen o kurşun izleri nedeniyle tüm camlarının kırık olduğunu söyleyebilir. İşte yerdeki o kırık camları da rahatlıkla görebiliyoruz. Tabi uzun bir süreden beridir burada da ibadet yapılamıyor. En azından yaklaşık 2 aylık bir süredir burada herhangi bir ibadet yapılamadığını da söyleyebiliriz. Ve Şırnak'ın İdil ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Karar gece 23'ten itibaren uygulanacak. Genelkurmay Başkanlığı da Sur ve Cizre'deki operasyonlar hakkında bugün sıcak bir açıklama yaptı. Onun detaylarına da bakalım isterseniz. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada saat 23'ten itibaren İdil ilçe merkeziyle Dirsekli köyünde terör örgütüne yönelik operasyon başlatılacağı bildirildi. Valilik ilçede patlayıcılarla tuzaklanmış hendeklerin ve barikatların kaldırılması için yapılan operasyon nedeniyle ikinci bir emre kadar ilçede sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini söyledi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada ise Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki operasyonlarda iki teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi. Ayrıca Cizre'deki arama tarama faaliyetlerinde de çok sayıda silah, yüklü miktarda patlayıcı ve sağlık malzemelerinin ele geçirildiği vurgulandı. Ve güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki başarısı, aynı zamanda halkın devletin yanında sergilediği dirayetli tutum, PKK-HDP kanadında çözülme işareti olarak yorumlanan gelişmelere yol açmıştı hatırlarsanız. Bunun da son örneği Diyarbakır Sur'da yaşandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak görüşmeye gitti. PKK'lı teröristlerce bir bodrumda rehin alındı ve ölümle tehdit edildi. Gülten Kışanak, Diyarbakır Belediye Başkanı Gülten Kışanak bodruma giriyor. PKK'lı teröristlere artık buradan çıkın, boş boşuna ölmeyin çünkü halk bizim yanımızda değil diyor. Bunun üzerine de kendisi ölümle tehdit ediliyor ve rehin alınıyor. Bugün Star gazetesinin manşetinde yer alan bu haber Kemal Gümüş imzasıyla yer aldı manşette. İsterseniz bu haberin detaylarına bakalım. Teröre karşı devlet millet dayanışmasıyla kat edilen mesafe PKK ve HDP'de tükeniş belirtileri görülmesine yol açtı. Bunun son örneğini Star gazetesi kamuoyuna duyurdu. Habere göre Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak, Sur'da PKK'lılara gidip halk destek vermiyor vazgeçin dedi. Öfkelenen teröristler Kışanak'a 6 saat bodrumda rehin tuttu ve ölümle tehdit etti. Mücadele etme sözümüzü buradan sevgilerimizle birlikte gönderiyoruz. Etkili operasyonlarla darbe üstüne darbe alan terör örgütü halktan da aradığı desteği bulamayınca köşeye sıkıştı. HDP ve DBP'nin örgüte nefes aldırmak için attığı adımlar da hezimete mani olamadı. Bunun üzerine teröristleri kurtarmanın derdine düşen Kışanak, halk bize destek vermiyor, kaybettik. Vazgeçin, boşuna ölmeyin dedi ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kandil'den çekilmenizi isteyen olursa vurun talimatı alan teröristler Kışanak'a görüştükleri bodrumda yaklaşık 6 saat rehin tuttu. Ölümle de tehdit edilen Kışanak PKK'nın dağ kadrosundan gelen teröristlerle tartışarak Sur'dan ayrıldı. Teröristler Kışanak'a belediye başkanları olarak siz halkı ikna edin, size destek olmak için sokağa çıksınlar mesajı verdi. DTK eş başkanı Hatip Dicle'nin de benzer bir girişimde bulunduğu ancak netice alamadığı öğrenildi. Yaptığımız her şeyi artık yapmamaya karar verdik dedi. Evet, ekranlarınızda da izlediğiniz Star gazetesinin bugünkü manşetinde yer alan bu habere imza atan Kemal Gümüş şu an telefon hattımızda, kendisinin müsahibinde. Kemal Gümüş, bizi duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum Merve. Hoş geldiniz yayınımıza. Müsahibinde olduğunuz için stüdyomuzda ağırlayamadık sizi ama telefonda konuşmaya çalışalım sizlerle. Evet. Bugünkü haberinizde, Star gazetesinin manşetinde yer alan haberinizde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak'ın Sur'da PKK'lıların gizlendiği bodruma girip halk bize artık destek vermiyor, vazgeçin
dediğini öne sürüyorsunuz. Ve evet. öfkelenen teröristler Kışan'a 6 saat boyunca Bodrum'da tutmuşlar, esir tutuyorlar ve ölümle tehdit ettikleri haberin altına imzanızı atıyorsunuz. Şimdi bu haberin ayrıntılarını detaylı olarak sizden alalım isterseniz bir kez daha. Evet Merve Hanım. Şimdi Merve Hanım öncelikle bu bir ilk vaka değil. Aslında Doğu ve Güneydoğu'da maalesef BDP'li bütün belediyelerin Kandil vesayeti altında olduğunu ispatlayan onlarca haber benzer vaka yaşandı ve bunları zaman zaman gündeme getirmiştik daha önce. Bu son vaka daha önce biraz daha emin. Niye emin? Çünkü Gülten Kışan'a Kandil'de olan bağları çok çok üst düzeyde, çok üst seviyede bunu biliyoruz. Ve özellikle Sur'daki birçok kişinin bu eylemler hendeklerden önce de yine aynı şekilde belediyede çeşitli organizatörlerde yer aldığı ve Gülten Kışan'ın önem verdiği bir grup olduğu bilgisi var. Hı hı. Şimdi bunlar halktan destek almayınca daha önce Mardin'de, Delik'te, Hargit'te benzer birçok yerde vatandaşlar bu politikanın kendilerine zarar verdiğini belirterek HDP'liler üzerinde bir baskı unsuru oluşturdular. Yani gidip bu teröristleri vazgeçirmelerini istediler. Ki birçok belediye başkanı da aynı fikirde olduğunu söyledi. Halka PTK temsilcilerine bunlar HDP'ye müzahir gruplar. Ve Gülten Kışanak da DTK ile beraber böyle bir karar alıp bunları ikna etti. Çünkü neticede halkın hiçbir şekilde kendilerine destek vermediğini, dolayısıyla bu çabanın bölge halkına kendi tabanlarına zarar verip HDP'nin oy kaybına uğramasından başka bir şey neden olmadığını söylemek için gidiyor, görüşüyor. 6 saatten fazla tutuyorlar Gülten Kışan'a ve Gülten Kışan'ın bütün çabaları sonuçsuz veriyor. İkna edemiyor. İkna edemediği gibi tehdit ediliyor örgütçüler tarafından. Tam tersi örgütçüler buna diyorlar ki bizi gelip vazgeçireceğine git asil işini olan milleti galayana getir, sokağa taşır, bize destek çıksınlar. Halk eylem yapsınlar, biz burada canımızı veriyoruz şeklinde bunu tehdit edip buna kızdığı çıkıştığını öğrendik. Hı hı. Tabii bu bir tek Gülten Kışanak değil bu akibete uğrayan. Yine DTK eş başkanı Hatip Diş'le önemli bir şey daha var. Bu şeyden sonra Kandil'den gelen talimat gereği Gülten Kışanak, Ahmet Türk gibi birçok belediye başkanı, önemli bu şeylerin belediye başkanı hiçbir şekilde çok çok önemli olmadığı takdirde bulundukları şehirleri terk etmemesi talimatı. Yani dikkat edin, bu olaylar başladığından beri hemen hemen bu isimlerin hiçbirisi Diyarbakır, Mardin ve yerli şehirler dışında çıkmadılar. Hı hı. Niye? Kriz ortamında bunların imdadına yetişebilsin diye. İşte Cizre'de PKK'lar çok sıkıştığı zaman milletvekilleri, bütün HDP yönetimi şeye kalktılar, ülkeyi ayağa kaldırmaya çalıştılar. Yine Sur'da aynı şekilde benzer olduğunda hemen bunlar faaliyete geçiriyorlar. Ancak gerçekten de örgüt büyük darbe yedi, halktan destek görmüyor. Destek görmedikçe de bu sefer kendi kendilerine, kendi işlerinde kavgaya tutuştular. Hı. Bu Gülten Kışanak'ın yaşadığı, Ahmet Türk'ün yaşadığı, Sırık Bey'in yaşadığı da budur. Yalnız biz bunu yazarken şunu da yanlış anlaşılmasın. Yani bir taraf örgüt zihniyetinde değil, yani masumlaştırma değil. İki taraf da ne yazık ki aynı düşüncede. Yani HDP'li belediye başkanı, BDP'li belediye başkanlarıyla Kandil aynı fikirde, sadece uyguladıkları metot konusunda bir ayrılık söz konusu ve içten içe de birbirleriyle bunu ciddi manada tartışıyorlar. Öyle ki tehdit boyutuna varacak şekilde zaman zaman tezahür ediyor bunlar. Evet, sizin de bugünkü haberiniz dediğimiz gibi manşetlere evet. yansıdı. Önemli bir haberdi. Aynı şeyleri eş başkan Hatip Dicle'nin de, Ahmet Türk'ün de yaşadığını aktarmışsınız o haberinizde. Kemal Gümüş, son olarak Nusaybin'desiniz. Bölgeye bir ziyaret evet. gerçekleştirdiniz. Orayla ilgili de izlenimlerinizi alabilir miyiz kısa bir şekilde? Tabii. Nusaybin'de de şimdi burada da çukur kazmış, barikatlar kurmuş ve sokakları maalesef bombalarla döşenmiş. Ancak Nusaybin halkı ciddi bir şekilde bu malum yerlerden uzaklaşmaya ve ayrılmaya çalışıyor. Zaman zaman ajans, haber ajanslarına da düşüyor bu görüntüler. Vatandaşlar işte konu komşu, akraba kim nereye bulduysa alabildiği eşyasını alıp terk ediyor. Çünkü artık dayanılmaz bir boyuta geldi yaşam vatandaşlar için. Ve güvenlik güçleri de kısa sürede oraya müdahale edeceğini tahmin ediyorum. Ancak halktan ciddi manada tepki var. Öğrenciler şu anda çevre ilçelerde okullara yerleştiriliyor. Bu tür ihtiyaçlar giderildikten sonra zannedersem müdahale başlayacak. Müdahale tekrar. Başlayacak diye düşünüyorsunuz. Evet. Kemal Gümüş, çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza İyi katıldığınız, yayınlar. Aktardıklarınız için kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlar, teşekkür ederim. Sağ olun. Devam edelim biz isterseniz.
CHP Antalya Milletvekili ve CHP eski genel başkanı Deniz Baykal dün akşam bir televizyon programına konuk oldu. Gazetecilerin sorularını yanıtladı ve o sorular içerisinde CHP'nin terör